Evet, kahvelerimizi aldık. Evet. Ama benim hazırladığım kahveleri kıyamadım gerçekten. Yoksa Büyükkan kahvesini içecektim. Onun için keyifli bir kahve içmeni istedim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya Tuğba, ya bayılıyorum makyaj videolarına. Ama uyguluyor musun diye soracak olursa. Ben de uygulamıyorum. Sadece video için çekiyorum. İtiraf et. Yani. Şöyle. Böyle ufak yorumlar verirsen aslında günlük makyaj için sevinirim. Gerçekten benim de öğreneceğim birçok şey var. Çünkü saçma saçma hareketler yaptığımı ben de farkındayım. Dolayısıyla ve günlük makyaj zarar vermeyecek, cilde zarar vermeyecek, hafif tonda bir makyajın püf noktaları neler mesela? Ya aslında onu çeşitlendirmek, böyle anlatarak değil de uygulayarak tabii şey yapmak lazım ama genel olarak mesela işte gelen kişiler, işte benim müşterilerim vesaire hep kalıcılıktan bahsediyorlar. İşte cildimde ürün kalmıyor, o her şeyi kullanıyorum vesaire. Yani ne kullanıyorsunuz diyorum, fondöten sürüyorum, neyle sürüyorsunuz? Elimle sürüyorum diyor. Tabii ki de kalmaz çünkü zaten uygularken siz o fondöteni birçoğunu elinizde alıyorsunuz çünkü elde ısınıyor. O yüzden fırça kullanmak en önemli nokta makyajda. Ben de elimle kullanıyorum. O yüzden ürün kalmıyor. Ve ürün de çabuk biter. Evet, evet, evet. Atıyorum evet. O ürün normalde 6 aydır mesela fondötenlerin ömrü. Neden? Normalde bir fondöten fırçayla kullanıldığında 6 ay gider. Ama elle uyguladığınızda o ürün 2 ay iner. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Yani fırçayla uyguladığında sanki gelmiyormuş. Hani sürmüyormuş. Oturmuyormuş hissi. Evet, oturmuyormuş hissi yaratıyor ama evet. Onun dışında elle böyle hani yaydıra yaydıra sürüyorum gibi bir şey oluyor aslında. Çünkü kapatıcı bir fondöten alıyorsun mesela. Uyguluyorsun, elin emiyor onu. Sen tekrar bir kas sürüyorsun. Kapatana kadar bir daha sürüyorsun. Kapatana kadar bir daha sürüyorsun. Fondötenle fırçayla uyguladığında onu tek katta alıyorsun sonucu. O hissiyata alışık olmadığın için tuhaf geliyor. Evet. Aa ürün oturdu mu ya falan diyorsun. Onun için de kıl boyu fondöten kullanacaksan eğer daha kısa olursa o hissiyatı elindeki gibi hissedersin. Ama böyle dik, daha uzun açılı fırçalar kullanırsan evet onu biraz edinmek zor. Ben mesela onları genellikle baz kullanırken uyguluyorum. Genellikle oturtturarak, tampon yaparak veya süngerle ama süngerin de en beğenmiş sünger olması lazım. Şimdi 10 liraya da sünger var, 100 liraya da sünger var. 100 liradaki süngerin sebebi o ürünü emmemesi. Çünkü sünger daha çok ürünün içine çekiyor. 5 liralık da var mesela ama o ürünü emmiyor. O yüzden hani çöp. Aldığın ürünün kalitesi, performansı her şeyi düşürüyor. O yüzden fırça kullanımı çok önemli. Zaten fırça olduktan sonra her şeyi yapabiliyorsun. Yani şöyle, sadece hafif bir makyaj için bir fırça yardımıyla, fondöten iyi bir fırçayla. Tabii. Gibi. Cilt makyajı için. Eğer renklendirmek istiyorsun ama işte çok böyle ürün kullanmak istemiyorsun mesela. Kullandığın allığı göz kapağına sürüp kullanabilirsin mesela. Yapıyorum bunu. Aynen. Çok güzel. Mesela bronzer'ı geçiş olarak, bir sıcaklık hatta olarak yaptım bile göz kapaklarını, o kriz katlanan yere uygulayabilirsin. Çok güzel. Ben de ne? Bir patlama gibi. Ben de evet başka. Makyaj sonsuz konuşmakla bitmez. Burada video odası var zaten. Aynen öyle ama yani şöyle bir şey var. Ben de bir makyaj istiyorum senden. Tabii ki. En kısa zamanda inşallah. İnşallah belki gelin makyajını yaparız. Aynen. Hadi bakalım. Şöyle çok sıkça sana da sorular geliyor. İşte cildim için. Çok. Ne yapmam gerekiyor? Şurada leke çıktı. Ne yapmam gerekiyor? Ben bazen diyorum danışmanlık yapma. Ya yani danışmanlık yapma, danışmanlık yapıyorsun aynen zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Kıramıyoruz bazen. Ama evet. İşte benim de görevim o yani. Cevap vermeden duramıyorum. Evet. Ya çünkü hani... Yardım etmek. Evet. Yani onun bir çözümü var. Çünkü benim için çok küçük bir sorun olabilir ama soran kişi... Onun belki hayatındaki en büyük sorunu. Evet, evet, onu evet. Da hani iyileştirmek benim görevimmiş demek. Cildine göre tabii değişiklik gösteriyor. Onun yediği, içtiği her şeyle alakalı aslında baktığında. Aynen. Farklı genetik faktörler var. İşte göz altları mesela. Herkes göz altları morluklarından şikayetçi. Hani sonuçta dermatologlar yani bazı soruların gerçekten herkese sorulamayacağını düşünüyorum. Yani bunun için altını çizilirse söylüyorum çünkü çok fazla sana da soru geliyor ve hani yardımcı
olmaktan da hiçbir zaman çekinmediğin için evet. söylüyorum. Ama bu işe sonu yok. Yok. Dolayısıyla hani her cilt tipine uygun işte oranda leke var, buranda leke var, işte öyle oldu, böyle oldu soruları sen yardımcı olmak istesen bile bir süre sonra yıpratıcı da olmaya başlıyor. Sen niye görüyorsun bak şimdi? Kamera arkasında gönderenler var. Ne yapıyor? Şey biz göz göze geldik. Ben kendi işimle bunu bağdaştıracağım mesela. Bu kendi işimle bağdaştırdığımda bana da aynı şekilde. Yani hani mesela bir kavurma ile ilgili, yani kahve kavurma. kavurma makinesi ben de direkt şey döner kasap hani oraya girdim. Ne alaka yani, diyor. Yani Urfa bir adalık da yok yani ailede ama direkt şey ete kaydı benim kafam. Şöyle yani hani kavurmanın skalalarını soruyorlar. Veya işte atıyorum bir yer açılacak ve onun bütün detaylarıyla sorular gelmeye başlıyor. Kalem kavurma hani aşamaları. Tabii benim gibi şey yanlış. Yani derecelerini, bunların hepsinin detayını, makinenin alalım, öyle yapalım, böyle yapalım. Ben de yardımcı olduğum kadar yardım ediyorum. Ama belirli bir şeyden sonra artık yani gerçekten danışmanlık. Yani evet. Bu, zaten bu senin gibi. Mesleğin olduğu için. Evet. O zaman ayrı bir şey yani belli noktada aslında sorunun olması gerekiyor. Hı-hı. Sonrasında artık bu bir işe yani göreve dönüşüyor aslında. Aynen. Yani bir de kırılmalarını da istemiyorsun. Sonuçta elinden geldiğince yardım etmek istiyorsun. Aynı şey bizim için de geçerli oluyor. Yani hani Instagram'dan da bir sürü soru geliyor veya işte herhangi bir şekilde bir yerde gördükleri zaman bir etkinlikte bulunduğu zaman yine bir sürü sorular geliyor. Biz sonuna kadar cevaplama taraftarıyız her zaman. Ama belirli bir şeyden sonra artık göremediğim mesajlar oluyor mesela. Evet. Bana da geliyor. Hani kırılmasınlar gerçekten. Çünkü açılamayan bir sürü mesaj vardır evet. ve gerçekten bazen bir kişi soru soruyor ama belki bir seneni veriyorsun. Ben de öyle mesela. Hani bazı insanlara işte belli sorularla ilgili danışmanlık yapıyorum ve çoğu insan şey diyor, abi bakmıyorsun, işte kötü konuşana da oluyor, işte niye böyle yapıyorsun. Şimdi bilmiyorsun ki o perde arkasında ne var yani. Ben bir mesela kardeşim dediğim bir insan geliyor, soru soruyor, onun o soru başka bir şey oluyor. Bir sene boyunca, iki sene boyunca hala takip ettiğim insanlar var hani o dönemini, o sürecini vesaire. Hani o yüzden buradan belki sen de vesile oluyorsun, hiç bu konuya daha önce değinmemiştim. Kırılmasınlar, elimden geldiğince insanlara yetişmeye çalışıyorum. Hani kişisel olarak algılamasınlar. Bilerek açtım bu konuyu, ben de aynı şeyleri yaşadığım için. Ben o yüzden sık sık soru cevap yapıyorum. Evet, evet. Zaten hani çünkü DM'leri görmen imkansız oluyor. Yani bir giriyorum, işin içinden çıkamıyorum. Hemen evet. diyorum ki soru cevap yapayım. Genel bir hani en sık ne geliyorsa soru onlar cevaplıyor. İşte o soru cevap veriyorsun ya, onun sonu arkası da geliyor. Sonra üzülüyorsun cevap ver. Hepsine yetişemiyorsun. Bunu da sor. Şunu da sor. Ya hayır, benimki öyle bir konu değil. Atıyorum işte diyor ki gözeneğim var ne yapmalıyım? İşte lekem var ne yapmalıyım? O da net yani. Onda zaten. Benimler öyle şey konuları. Mevzu yani bayağı bir uzun bir mevzu olduğu için aynen. senin onun için bir, o öyle bir cümle ayrı bir danışmanlık şirketi açman gerekiyor bununla alakalı. Ben çok keyif aldığımı düşünüyorum. Bu da bir sanat. Ben yani kendi mesleğimde de ben hep bunu söylerim. Kahve deyip geçmemek gerekiyor. Bu işin içerisinde kimya var, fizik var, sanat var, sohbet var. Aşk var, işine olan aşkım var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman zaten aslında güzel şeyler ortaya evet. çıkıyor. Makyaj da aynı şekilde bence çok büyük sanatkarların yaptığı bir iş. Çok ben de görüyorum gerçekten yani hani bir yani ne olur yanlış anlamıyorum şey olarak sohbet ediyoruz. Ben makyajla hani bambaşka insanların çıktığını görüyorum yani hani sıfır makyaj baktığımda bambaşka ama makyaj işin içerisine girdiği zaman değişiyor. Hani inanılmaz şeyler çıkıyor ortaya. Kaşının boyanmasından işte burnunun ucuna düşen ışıktan ondan bundan
bambaşka şeyler çıkıyor. Orada işte yaratıcılığım, görselliğim, sabrım çok önemli. İnsanla bir kere birebir iletişim halinde uğraşmak demeyelim de onu mutlu etmek vesaire. Sorduğun zaman benim dışarıdan gördüğüm o yönlendirmenin ardı arkası kesilmiyor. Orada da senin duruşunun çok net olması gerekiyor. Zor, gerçekten zor. Tabii ki şimdi geliyor hani müşteri, atıyorum işte bir ünlü. Bunun makyajını istiyorum diyor. Kim var? Ya atıyorum işte Angelina Jolie'yi getiriyor bir makyaj. İşte Midgala'da işte bir makyaj yapılmış. Mesela o görseli getiriyor. Diyor ki ben bunun gibi makyaj istiyorum. Diyorum ki okey. Hani ben onun makyajının aynısını yaparım ama aynı yüz değil. Haklar bir. Aynen. O olmak istiyor aslında. Ben bu makyajı yaparım ama sen Angelina Jolie olamazsın. Hani bunun kötü anlamda değil. Ya da Angelina Jolie çok güzel olduğundan demiyorum. Ya senin vücut tatların. Ama aklına aşkım güzel yani. Hani göz rengi. Mesela kahverengi diyorsun ama bir Angelina Jolie olmak istiyorsun. Bu imkansız. Ben diyorum mesela açıkça söylüyorum. Evet ben bu makyajı yapabilirim ama sen aynı sonuçta. Ben makyaj olarak aynı sonucu veririm ama sen yani yüzünü değiştiremem. O başkası, sen aynen. Başkasısın. Ya onun için başka birine gitmen lazım, o ben değilim. Her sizi sene gitmen lazım yani. Ameliyat olması gerekiyor. Aynen. Ondan sonra kadın diyor ki, gerçi hani doğru söylüyorsun ya mesela, vazgeçiyor o makyajdan. Evet. Ya da mesela diyor ki, ben bu makyajı istiyorum diyor, okey diyorum. Ve hiç alakasız makyaj yapıyorum. Aa çok güzel oldu diyor. Ama farkı da anlamıyor. Yani anladığını düşünüyor ama anlamıyor mesela. Ben çok kez mesela müşterilerime şey diyorum. Bana bir görsel gösterin diyorum mesela. Anlıyorum mesela işte diyor ki mesela ben gözlü eyeliner seviyorum diyor. Bu klasikti zaten. Herkes bir gözlü eyeliner sever. Çok nadirdir eyeliner sevmeye. Ondan sonra onun için sadece eyeliner önemli mesela. İlk cümlesi eyelinersa gerisi önemli değil. Ben kendimi oynuyorum. Süper. Hiç fark etmiyor. Yani o onu istiyorum diyor ama ben orada çok bambaşka şeyler yapıyorum ama gerçekten. Ama mutlu oluyor çıkınca. Mutlu oluyor. Evet, ama onun mesela çok karıştırırsam işin içine bilmediği için de çok karışmak da istemiyor. Ya da çok bildiği için de kendi makyaj dışına da çıkmak istemiyor mesela. O yüzden ben diyorum ki bana güvenin. Bana bırakın. Gözünüzü açtığınızda mutlu olmazsanız silelim. Bu kadar basit. Hiç de silmedim bugüne kadar. Ama kimseye de gösterdiği aynı makyajı yapmadım mesela. Ama herkes aynı makyajı. Kendi yönlendirme. Ben kendim o an ne hissediyorsam gelin makyajlarında da olsun mesela. Renk gösteriyor vesaire. Ama ben o rengin onun olmadığını biliyorum mesela. Ama onu söylemiyorum. Çünkü o gün özel bir gün olduğu için onu mutlu olsun istiyorum mesela. Yapıyorum ve mutlu oluyor. Senin makyajını kim yaptı? Gelin makyajını kendim. Biliyorum. Kendim yaptım. İnanılmaz bu arada. Çok güzeldi yani. Ya o makyajı yaparken biz düğün yerine geç kalıyorduk zaten poz vermekten. Fotoğraf için erken gitmemiz gerekiyordu. Çok da istediğim fotoğrafçılar vardı. Adem abiler sağ olsunlar. Onlar da beni çekmekten... Ama ben herkes... dedim ki bugün özel bir gün kendine adı bırak dedim. Aynen. Başka biri yapsın. Herkes saati unutmuş. Sevda arıyor organizasyonu. Neredesiniz? Deli bir de çok yağmur. Felaket bir yağmur. Bereketli. Aynen böyle bayağı bir sonrası bereketli. Şey. Yani bizim düğün alanımız normalde 1000 kişilik bir alandı. 2 katlı kapalı bir alana falan alındı. Evet, taşımak zorunda kaldık. Bunları başka bir videoda anlatırız. Aynen. 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 Şimdi spoiler vermeyelim. Tamam, peki. Ama bana sözünüz var. Onu... Tamam. Tamam. Başka kimseye bunu anlatmayacaksın. Ya şimdi korona döneminde biliyorsun herkes makyaj videosu çekmeye başladı. Herkes ekmekçi olmaya başladı. Tabii bunların içerisinde çok iyi yapanlar var. Gerçekten benim arkadaşlarım da var. Yani çok önemli şefler de bu işin içerisinde yer aldı. Ama bayağı hiç bu konudan anlamayan kişiler de kendi deneyimlerini paylaşmak istediler. Her şey senin için de geçerli. Yani sen de denk geliyorsun mutlaka. Ya bu ne acaba? Evet. Gerçekten makyaj mı yapıyor diye kendine soruyorsun. Şöyle, benim denk geldiklerimde mesela hani böyle bambaşka bir şey çıkartacakmış gibi ortaya hani böyle iddialarda bulunup hani bir bakıyorsun bayağı hiçbir şey yapmamış aslında. Sen görünce çıldırıyor musun bunları? Ya çıldırmıyorum çünkü hani onun hayali o. Hani onun deneyimine bir şey söyleyemem. Çünkü hani eğer ki make-up artistse hani böyle çok güzel bir şeymiş gibi böyle anlatıp hani o sonuç değişmiyorsa
evet ona diyorum ne yapmış ya bu falan diye, diyebiliyorum. Ama onu normal bir insan sonu yargılamıyorum. Çünkü onun işi değil zaten. Hani, o sadece eğlencesine çekmiş, canı sıkılmış yapmış. Ona ne diyebilirim ki? Ben de ekmek yapıyorum. Güzel oldu mu olmadı mı bilmiyorum yani. Ama çekmiyor mu? Ama çekiyorum falan. Hayır, yani video olarak çekmedim. Yani ya sonuçta benim bir çizgim var. Ben hani daha çok hani cilt bakımı ve makyaj alanım olduğu için hani birden fazla şeyi karıştırmak istemiyorum hani. Fotoğraflarımı falan mesela çekiyorum ama video olarak hiç onu düşünmeyin. E çünkü benim hani kendi işim bu olduğu için alanım bu. Sonuçta ben hani bir aşçı değilim. Bir kahve barista hani bugün öğrendim. Bunu yani bayağı iyi oldu bu arada. Bir de şöyle bir şey var mesela bunu bugün öğreniyor. Yarın kendi kanalına falan çekmeye çalışıyorum. Onları anlatmaya çalışıyorum. Aynen öyle insanlar yani bir elin evet tamam. Hemen barista. 10 parmağında 10 işte marifet olacak diye bir konu yok. Bir de zaten o kadar çok şey yaparken onların içinde kaybolmak da var. Ben mesela şuna çok takılıyorum. Yani gerçekten bu konu hakkında ihtisas yapmış insanlar, aynen, bu konu hakkında emek vermiş insanlar yanlış yöntem veya yanlış teknik veya onun hiç tahammülüm yok. Yanlış bir ya bir de emeğe sahip seneler bu sefer öyleymiş gibi gerçekten insanlar da uygulamada bulunuyor. Yani hani yanlış bir terim kullanıyor, yanlış bir teknik kullanıyor ve bu odur diye inanıp alternatif de çok bulamadığı zaman konusunda gerçekten uzman kişiler yoksa bu sefer yani öğrenilen her şey yanlış gidiyor. Çok kısa araya girebilirim. Mesela bunu örnek vermem gerekirse biliyorsun ki hani DJ'lik yapıyorum. İlk başlarda bu mesleğe başladığımda hatta sağ olsun bu mesleğe başlamamı sağlayan İlker'dir. O da eski DJ'lerden. Dediler ki işte ya Rüzgar set çaldı vesaire. Aynı şimdi oraya geleceğim. Ya ben de bilmiyorum karakter olarak şu vardır. İnsanlar senelerdir bu işi yapıyor. Daha çocukluktan 13-14 yaşından beri geliyor. Biraz da yetenek. Ne kadar eğitimin olursa olsun. Yani yeteneğin yoksa bazen istediğin kadar al. Yani onu kendini katman gerekiyor. Neyse. Bana dediler işte set çalı vesaire. Yok dedim hani abi ben bu işin içinde olacaksam ya tam anlamıyla olacağım ya da hiç olmayacağım. Gittim bak 4-5 sene oldu. Eğitimini aldım ki hala da bir şey olduğu zaman bir yere gittiğimde bir eventte herhangi bir DJ arkadaşlarla karşılaşıyorum. Yeni bir şey öğreniyorum. Hani tamam saygım sonsuz. Eğlence sektöründe MC'lik yapanlar var. Sahne şovu yapanlar var ama sahne şovuyla da DJ'liği, müzik anlamında yapılan şeyi karıştırmamak gerekiyor. Evet, bu da aynı şeye geliyor. Evet. Abi adam emek vermiyor, bir şey öğreniyor. Ben hemen işte bu oldum dememeli. Ve popüler hali geliyor bu. Ve bu böyle yanlış uygulamalarla devam ediyor. Ben de buna çok saygı duyduğum için mesela mesleği en başından, tarihinden vesaire işte bütün setup'ı, her şeyini, ekipmanını en ince ayrıntısına kadar öğrenip çünkü diğer insanlara, bunca sene emek vermiş insanlara saygısızlık etmek istemedim. Hı. Çok saygı duyduğum için o insanlara da. Böyle bir yolu izledim mesela. Anlayabiliyorum o yüzden ne demek istediğinizi. Biraz buna da değinmiş olmak istedim. İçimine takmış oldum. Vallahi sana o zaman hemen bombayı sorayım. Sorma. Ben biliyorum. Sen yeni bir şeylere başlıyorsun. Neye? Yine sanatla ilgili. Evet. Ve gerçekten sanatını konuşturacağın bir şeye daha el attın. Ya bu benim aslında çok eskilerden beri o bir 19 yaşından beri hayalim olan bir şeydi. Çizimim var. Hani bundan bir 6 sene önce falan tişört tasarımı falan da yaptım. Kendi çizimlerimi yapmıştım. Evet bir yeteneğim var sanatla ilgili. Zaten hep hani o mesleğim, esas mesleğim oyunculuktu. Hala işte 2018'de evet sinema filmi çektim vesaire ama şu an bu süreçten dolayı zaten piyasada bir durgunluk var. DJ'likle de alakalı. Ben de bu koronadan dolayı bu dönemi nasıl değerlendirebilirim? Kendimi içimde yeni cevherlerim hani nelerdir, neleri keşfedebilirim diye yola çıktım. O yaşlarda 19 yaşında gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı. Onun arkasından ilerledim ve gerçekten hani yapmam gerekiyormuş ki her şey böyle hani maşallah çok şükür patır patır olmaya başladı. Gelelim bir sırada ne olduğunu. Dövme yapmaya
başlayacağım. Şimdi makinemi hazırlattım. Hatta bunu da biraz araştırdım. Hani Türkiye'de kim bu işi yapıyor? Çünkü yapan yok. Makineyi alıyorsun, bozuluyor, ediyor, bir şeyler oluyor. Kimdir falan. Hani bir araştırmasını yaptım. Burak Üçük diye çok sevdiğim, hatta dost olduk. Yani direkt enerjisi falan mükemmel bir insan. Ona şimdi makinemi yaptırdım. Eğitim de alacağım bu konuyla ilgili. Ya çizimim vardı. Zaten şey... Çok güzel çiziyor. Evet. Yani bizim evdeki çizimler, duvardaki çizimler, bazen insanlar soruyor hani evet. Ağaç, tuğba ağacı var, onu da ben çizdim hani. Bizim evde mesela böyle satın almak istiyorlar da yani o satın alacak bir şey değil. Ama Drağdeyler'in hani böyle tek çizgi sanatıyla yapılan bir 2-3 tane tuval yaptık mesela. Herkes onu nereden aldınız? Almak istemedi. Rüzgar çizdi falan demiş. Ben gördüm tuğba ağacını. Yani inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Çok teşekkür ederim. Şeyde ne kadar iyi olmasak da artta çizimde biraz iyiyiz. Bu başka bir şey. Aynen. Bayağı güzel çiziyor. Yani işte bunu dedim, nasıl değerlendirebilirim? Mesela çizimle alakalı bir de ya düşünsene, hiç tanımadığın insanların hayatına bir iz bırakıyorsun. Çok güzel bir şey ve bana göre hangi enerjiyle yapıldığı da çok önemli. Hani, çünkü bir enerji veriyorsun. Vücudunda ömür boyu taşıyacak. Aynen. Bakalım. Hayalimde bu yolda da ilerlemek istedim ama gene eğitimli olacağım vesaire. İlerleyen günlerde tabii ki sana da sözüm var. Evet evet, bana çok güzel bir barista dövmesi gelecek. İnşallah bakalım. Evet. Belirledik de. Çok inanamadım. Nereye? Vallahi onu konuşmadık ama latte art işim içerisinde olacak bu arada. Evet. Aa, çizimli almışlar. Bardakta başka bir sanat yani. O tamamen ayrı yani, çok zor. Yani tebrik ediyorum tekrar. Ama yani şimdi bu karşılıklı birbirimizi tebrik ediyoruz. O da var ama ben de onu yapamam mesela. Hep bu sanatçıyız, evet. Ne kadar güzel. Yani gerçekten ben de onu yapamam yani. Hani evet, uğraşırım. Ben şeye de inanıyorum. Böyle odaklandığın zaman, bir şey yapmak istediğin zaman yapabildiğine inanıyorum. Evet. Ben onu görebilirim. Ama ben bunu iddia edemem asla. Evet. Yani hani ben mesela belirli konularda kendimi geliştiriyorum. Hep bir şeyler, her saniye bir şey öğrenmeye çalışıyorum kendi mesleğimle ilgili veya açığım. Yani hani öğrenme isteğim çok fazla. Ben bunun ne yaşı ne zamanı olduğuna inanmıyorum. Yani öğrenmenin yaşı, zaman problem edilemez. 60 yaşında biri tıp da okuyup doktor olabiliyor, var yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben konumda, yani ilerlemiş olduğum konuda iyi olsam bile uzmanım diyebilecek hadde hiçbir zaman sahip olmuyorum. Yani ben bu sektörde de mesela yani hani... Çünkü bilgi sonsuz. Evet. Yani bir de gerçekten bu işe hani ömrünü vakfetmiş insanlar var. Ve hani onların yanındayken ben uzmanım demek bana şey geliyor biraz. Ama sen de biraz fazla mütevazısın ya. Orası. Evet. Yani ben kimim biliyorsun, izlemişsinizdir. Oradan her detayları anlatmışsındır. Orada anlatsın değil mi? Evet. Çoğunluğunu anlattım. Yoksa biraz bahsedelim. Yok, çoğunluğunu anlattım. Yani şöyle, gerçekten mesela Türkiye'de herkes gurme mesela. Ve ben ona bayılıyorum yani. Ha, şeyi soracağım. Bunu söyledim mi? Emin değilim, kimse söylememişsindir. Ben yanlış mı biliyorum? Türkiye'nin ilk barista şampiyonu sensin değil mi? Evet, söyledim. Dedim mi? Söyledim. Hayır. Söyledim. Yani şöyle, evet söyledim. Hala çekiniyor, anlatamıyor. Yani söyledim. Şöyle bir durum. Kaç yılındaydı? 2006. Yani gerçekten... Bu ilk kez mi düzenlenmişti? İlk kez düzenlenmişti. Ve ilk birinci olan da sensin. Evet. Ve hani Master Baristalık ödülü vardı. Onun işte gidip Hollanda'da eğitimini alabilme şansı buldum. Aa. Yani aslında... Ve çok pardon, kahve dünyasının... Evet. Anlatır mısın tabii? 96 mağazasının kuruluşunda görev aldım. Bu da bile mütevazı kadar. 96 mağazasında. Yani şöyle, evet. Bunların hepsi tecrübe olarak. İşte ben de bunları mesela aktarmayı seviyorum. Yani ya deneyimlerimi aktarmayı seviyorum. Kendinden bahsetmek değil de ama bunlar bahsedilecek şeyler. Çünkü burada çok büyük bir emek var. Evet. Yüzden... Hani ben senin adına bahsetmek... Çok teşekkür ederim. Yani bunu böyle görmen de çok güzel.
ne kadar emeğe saygın olduğunu gösteriyor bu. Çok büyük bir gözleri var çünkü. Var, evet, gerçekten hani en büyük şansım, hep bunu söylüyorum, küçük yaşta başlamış olmak işi aslında. Hani bir sıfır önde başlıyorsunuz küçük evet. yaşta işin içerisinde. Ve şu anda hala eğitimlere devam mı ediyorsun? Mesela nasıl oluyor? Ben gelip eğitim almak istiyorum. Sana nereden ulaşabiliyorum? Valla Mutfak Sanatları Akademisi'nden ulaşabiliyorsun. Yani hem günlük workshoplar oluyor, günlük eğitimler oluyor. Veya hem Instagram. Profesyonel. Instagram'dan, DM'den. Yok, yani öyle bir şey yapamıyorsun. Veya, yani tam olarak sana Instagram'dan ulaşamıyor muyuz? Hayır, hayır. Yani Instagram. Şöyle, yani eğitimi Mutfak Sanatları Akademisi'nde yapıyorum. Direkt birebir kafesiyle ilgili eğitim almak istiyor, barista ile alakalı. Sana ulaşabilecekleri bir oluşum içerisinde yer almak istiyor. İşte kendi baristalarının daha iyi olmasını istiyor. makecoffeebehappy@gmail.com Zaten herhalde yazarız. Nereden? Yani ben bir kafe açmak istiyorsam direkt olarak senin şirketinden danışmanlık alabilirsin. Bunu nasıl yaptım dediğin bir şey var mı? Yani korona ile ilgili. Ya baktığın zaman ben böyle hani çok fazla sosyal olayım değil mi aşkım? Hani şöyle şuraya gidelim, tamam kafamız esinde hani gidiyoruz dedik ama biraz evcimen insanım. Ben evimde vakit geçirmeyi vesaire, hani dostlarım gelsin. Bilmiyorum artık o da hani yaşlanmadık ama belli bir yaştan sonra öyle mi oluyor? Zamanla yaptık, gezdik, olduk. Tozduk vesaire. Aynen. Daha böyle sohbet ortamını falan sevdiğim için baktığın zaman hani bizde çok değişen bir şey olmadı ama korona var, işte çıkmayan bilmem ne. Biz zaten evde olduğumuz için, hani işlerimiz de evde, freelance çalıştığımız için, hani bizim için çok bir şey, hani böyle psikolojik anlamda bir durum olmadı. Ama insanlarda hep şey var, işte evdeyim, ne yapacağım? Yani bu süreçte de bilmiyorum, hani o da var. Mesela tam o döneme denk gelmesi de çok güzel oldu. Uzaktan birebir eğitim de alabiliyorsun. Biz işte Ege Sur'dan kendisi 15 senelik dostumdur, aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor vesaire vesaire, neyse. Reiki, Tuva Reiki bir inisiyasyonunu aldı. Ben de Reiki 1 ve Reiki 2 inisiyasyonunu aldım. Yani Reiki 1 terapistiz, Reiki 1 terapistizsin, ben de Reiki, hani hem 1'e hem 2, yani bunun farkı da Reiki 1'e. Bunun süreçte mi? Yani bu korona sürecinde. Tam öncesinde aldık. 2 hafta öncesinde aldık. Yani ya o da R2'de evrensel yaşam enerjisi. Sağlık, şifa, tam da bu döneme denk gelmesi. Yeni dönemde hep böyle madde katında olduğumuz için biraz maneviyat artık düşüyor. O da ruhsal sorunlar yapabiliyor zihinde. Biz de bu dönemde... Ya şu an herkesin aslında yaşadığı şey. Baktığı aynen. zaman herkes böyle bir belirsizlik telaşı... Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya, aynen işte kaygı gelecekle ilgili işte ne yapacağız maddi olarak ama dediğin gibi. Ama ikinci mi gelecek ama üçüncü mü geldi? Ya bu bir şekilde yaşanacak. Buna biz önüne geçebilecek miyiz? Evet, imkanlarımızla kendimiz korunmaya, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında da belli bir, benim yanlışıma göre belli bir kader çizgisi ve belli bir senin seçimlerine ilgili bu yolu uzatma veya kısaltma şeyi sana zihin verilmiş. O yetki verilmiş. Bazı şeylerin de önüne geçemiyorsun. Yani çok da düşünmek olmuyor. Evet, bu süreci şu an yaşıyoruz. Olabildiğince de insanların aslında içsel yolculuğunda bir dönüşüm fırsatı. İşte bugüne kadar adam evinde işte kitap duruyordur ama belki bir 10 senedir açmadı. Aç bir bak kardeşim, bazen bir şeyler bize bir şey anlatıyordur ama aslında hani neler ki yapmıyormuşuz bir de ya, ya bizi yukarısı eve kapattı aslında. Hani biraz kendi içine gelin, artık sana ne yapayım diyor daha fazla. Evet. Bir de ekonomik anlamda çalışan bir ülke olduğumuz için mesela birçok insanın hayaldir. Ya evde oturmak istiyorum ya. O milyonlarca insan bunun duasını belki yapmıştır. Evet. O dönemde şimdi, bu dönem aslında mesela. Evet. Ama şimdi yakınıyorlar. Ne yapacağız? Aynen. Çok sıkıldım. Ya nereye sıkıldın kardeşim? Şurada 3 aydır hani şeyiz ya, tadını çıkarsana. O korkudan geliyor işte. Ben o... hep onu söylüyorum. Yani hani bu süreç içerisinde yapmamamız gereken her şey zaten söyleniliyor. Ve hani ısrarla bunu yapmak için uğraşmamak gerekiyor. İşte maske takılması gerekiyor. Sosyal mesafe dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten bu kadar. Ve hani sen kişisel hijyen kurallarına zaten normalde de devam ediyorsan, işte evindeki hijyen kurallarına zaten normalde de devam ediyorsan,
problem yaşamazsın ve sevdiklerini de yaşatmazsın. En önemli şey bu. Ben hep şuna takılıyorum. Ya ben mangal yapacağım, koşturalım mangal, hani sıkıldım mangala koşalım dediğin zaman. Herkese bak sahilde mesela. Ben hep şunu söylüyorum. Ben sevdiklerimle mangalları yapmak istiyorum. Onun için de bunu koruyorum. Yani biz buraya gelirken bile mesela siz dışarı çıkmıyorsunuz. Evet. Biz de öyle hani alışverişten ki bayağı izole yaşıyoruz. Genelde aslında. Hani kapıya vesaire. Ya biz mesela normalleşmedik. Evet. Ben şunu söylüyorum. Dışarıda maskeli insanlar varken ben normalleşemiyorum. Bu kadar normalleştirdim. Evet. Yani, hani şey anlamında söylüyorum. Ben dışarıda maskeli insan varken nasıl normal olabilirim diyorum kendime. Ama insanlar çok normal. Ben bakıyorum AVM'lere gidip kendilerini atıp yemeğini yiyorlar. AVM'ye gitme kafası. Tam bu aslında şöyle bir şey. Klimanın olduğu bir ortam. Şimdi zaten bir korku frekansına düştü. Hepimizin belli bir megahertz hangisiydi? Titreşim. Yani bir frekansı var. Yani onu 62'ye de 63'te öyle bir şey de tutmak gerekiyor. Şimdi onlar 50'lere 57'lere düştü. Hastalık sebebi. Bu da korku enerjisi. Ne oluyor? Korku enerjisi ne oluyor? Hastalık oluyor. Şimdi şu an toplum olarak da zaten bu enerjideydik. Şimdi yeni normale de zaten bu yüzden geçildi. Evet, evet. Artık o enerjiyi dönüştürmek için. Hı-hı. Evet güzel bir şey ama lütfen o psikolojide kalmayın. Gerçekten. Ama ben kimse de görmüyorum. Yani hı-hı. Masalar arasında metre, 1.5 metre kuralını görmüyorum. Bakıyorum arkadaşlarım seyahat ediyor. Maskesiz. 3 tane koltuk yan yana seyahat ediyor 3 kişiyle mesela. Hı-hı. Hani böyle olmamalı. Hani koltukların arasında mesafe var uçaklarda? Yok. Ya bir de bir şey diyeceğim. Niye biz o zaman 3 ay hep bunu diyorum. 3 ay 4 aydır evdeyiz. Sen benim hayatımdan çalıyorsun kardeşim. Evet. Sen gidip o kafede oturup maskesi oturacaksın diye. Ben o zaman niye senden dolayı 4 aydır evdeyim? Yani herkesin aklından yüzü. Evet. Bence de davranmayacaksın. Ha, ya da madem böyle olacaktı neden en başından beri böyle değiliz? Hani ben bunu da sorumluyorum. Çok soru var aslında. Evet. Yani aslında baktığımız zaman olabildiğince moralimizin yüksek olup yani ben 4 ay öncesinde nasıl yaşıyorsam şu an öyle yaşıyorum. Tek hayatımdaki fark daha dışarı çıkarken maske ve eldiven takıyoruz. Olabildiğince dışarıdan aldığımız şeyleri yıkıyoruz. Evet, zor oluyor mu? Oluyor ama yani çok da takılmamak gerekiyor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Elinden geldiğini yapacaksın ve olabildiğince de pozitifte kalıp moralini yüksek tutman gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Ya çok keyifliydi. Evet, çok güzeldi. Sonuna mı geldi? Sonuna mı geldi? Yani. Bu arada bakmayın biz hani biraz yorgun gözüküyor olabiliriz. Saat kaç şu an? Çekim yapıyoruz ama. 3 mü oldu? Hiç anlamadan nasıl vakit geçti. Aralarda çok güldüğüm. İnanılmaz yani. Farklı aralar güldü. Benim son zamanlarda en çok güldüm. Ya gerçekten söylüyorum ama bunu söylemekten de çekiyorum. Şuralarım ağrıyor. Evet yani, şuram ağrıdı yani. Yoga yaptık, yüz yogası. Gerçekten hep gülelim. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Buraya geldim. Ben çok güzel şeyler öğrendim. Ya, ben de. Çok sevindim. Çok güzel güzel yaptığın kahvenin tadına baktım. Afiyet şeker olsun. Benim için yani bir deneyimdi sonuçta. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten söylüyorum yani bana bu güzel günü yaşattığınız için ve destek verdiğiniz için çok her çok zaman. Teşekkür ediyorum. Her zaman. Zaten başımız üstünde yeriniz var her zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet. Geldik maalesef. Maalesef ki bu güzel sohbetin ve bu güzel videonun sonuna. Ben bitmesini istemiyorum. Kapatamayacağım ya. Yani. Bize gideceğiz. Bir şey soracağım. Yine gülme krizine gireceğiz birazdan büyük bir itibariyle. Yorulduk. Aynen aynen. Ve umarım beğenirsiniz. Torik bile artık yoruldu uyudu baksana. Evet o bile dayanamadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin huzurunuzda abone, bir kez daha. Aboneler. Teşekkür onlar ederim. Onlar yok mu? Var var ama yerleri ben hala oturtamadım. Aşağısı beğeni. Aşağısı beğeni. Yukarısı abone. Şuradan da galiba bildirimi falan açıyorsun. Yani umarım o şekilde yazar. Yani böyle şeyler. Ben de nereyi göstersem oradan abone olabiliyorlar mı? Hayır. Bir de kahveleri olabiliyorlar mı? Bir de kahveleri abonemi unutmasınlar. Benim için evet. Güzel oldu. Özür yorumlarda bekliyorum. Evet. Yani gerçi... Onları ayrı yorum yazıyorlar. Gerçekten üzgünüm gibi. Orada ne şekil gördünüz? Ya.
Şey, bu ucuna çıkmış. Ama yani fazla karman, karman, çorman, çamur gibi bir şey oldu anasını satayım. Belli olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşürsünüz artık. Aynen öyle. Görüşürüz. Ay size emanet ediyoruz. Bunların hiçbirisi gelmiyor mesela. Buraya beğenir, orada da abone. Tuğba Erkoçlar'a abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve Instagram. Benim Instagram'ın Rüzgar alt tireyi alabilirim. Rüzgar alt tire Erkoçlar. Tuğba'nınki de Tuğba. Tuğba'nın takipçisi. Senin Instagram. Senin gibi mi? Asi, boy, crazy, atı. O öyle değil. Hepsini almışlar ben alana kadar. Çok geç açtım mı? Ben Tuğba Erkoçları bile alamadım. Tuğba nokta Erkoçlar. Ha. Ben de Rüzgar Altı Erkoçlar. Düşün yani. Biz sevgili olduğumuzu almışlar hemen Erkoçları. Oo. Neyse çocuğumuz olunca doğmadığınızız aşkım. Aynen. Şimdiden alalım aşkım. Aynen. Tuğba Erkoçlar. Instagram adresi. Rüzgar Erkoçlar. Zaten çıkacaktır. Takip etmeyi unutmayın. O zaman görüşürsünüz. Evet. Bence yine görüşeceğiz. Tabii canım, o sahibi. Görüşmek üzere.